Bakalım, bu duruma daha ne kadar dayanacaksın? Sonunda Ebu Cendel. Her zaman söylerdim. Babamızın zincirlerinden kurtulma zamanı geldi derdim. Evet. Sonunda babamızın bağından kurtuldum. Babamın zincirlerinden kurtuldum. Sayıları giderek artınca sonunda kaçıp kurtuldular işte. Evet, doğru. Haklısın. Haklısın. Çok doğru. Evet. Azınlık oldukları vakit bu sonuçtan endişeleniyorduk. Şimdi daha fazla endişelenmemiz gerekiyor. Daha iyi taktik bulmalıyız. Açıkçası Habeşistan kralıyla çatışmaktan korkuyoruz. Çünkü onlarla ticaretimiz var. Habeşistan kralının huzurunda onları karalayıp onu kışkırtmalıyız. Peki bu nasıl olacak ha? Habeş kralı hem onlara iyilik edip hem de güvenliklerini sağlıyor. Hem bizim hem de onun dinine karşı geldiler. Kralın gönlünü hoş ettiği patrikleri var. Ona münazaralarda çok iyi olan birini göndermeye ne dersiniz? Onu akrabalarımızı kışkırtsın diye mi göndereceğiz? Hayır. Onlarla biz ilgilenelim diye iade etmesi için göndereceğiz. Bu görevi kime verebiliriz? Senin zamanın geldi Asın oğlu. Seninki de yakında gelir Ebu Süleyman. Acelem yok. Kral Hazretleri. Dostum Amr bin Az. Arkadaşlar arasında protokol olmaz. Kralımız tevazu göstermişse onun büyüklüğünden. Ma Mekke deriz. Çok sevdiğimi bilirsin Amr. Lütfen otur. Acaba yol yorgunluğun geçti mi? Kralımızın sarayında yorgunluğum geçmez olur mu? Tüccar mı yoksa muhacir olarak mı geldin? Dinimizi inkar edenlerle beraber size gelmekten ilahlarımıza sığınırım. O halde onların dinine girmedin sanırım. Kavmimin dinini bırakacak olsaydım ilk tercihim sizin dininiz olurdu. Ancak bunlar kavimlerin dinini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Ne bizim ne de sizin bildiğiniz yeni bir dinle ortaya çıktılar. Yani bunun için mi geldin? Onları kötülemek için mi? Onları iade etmeniz için halkımızın önderleri, onların babaları, onların amcaları ve aşiret üyeleri beni size gönderdiler. Bunlar neyle kınandıklarını ve suçlarının ne olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Ama onlar çok farklı konuşuyorlar. Huzurunuzda önderlerimizi ve dinimizi kötüleyebilirler mi efendim? Önderlerimizden bazılarını çok iyi tanıyorsunuz. Ülkemizin ve ülkenizin yararı için ticaretle uğraşmaktalar. Doğruluklarını ve dürüstlüklerini sınadınız. Bugüne dek size yalan söylediler mi? Bunu biraz düşünün. Hmm.
beni kavmine tercih edip sonra da ülkeme sığınan bu insanlara kesinlikle zulmetmem. Sizler, siz Araplar, akrabalarınızı ve komşularınızı zulümden korumaya ant içen insanlarsınız. İsteyen amcasının katilini bile himaye edebilir. Ve o katile kimse dokunamaz. Kendinize yakıştıramadığınızı bana mı yakıştırıyorsunuz? Yazık sana Amr. Sizi onlardan önce dedelerimiz tercih etti efendim. Böylece aramızdaki ticaret ve dostluk giderek pekişti. Dedelerimiz sayesinde pekişen bu dostluğun sağladığı olanaklardan, daha sonra dedelerini ayıplayan, onları küfür ve cehaletle suçlayan adamların yararlanması adil midir efendim? Onları buraya çağırıp söylediklerini onlara sormadan, söylediklerini bir de onların ağzından dinlemeden onları sana asla vermem. Lütfen bunu yapmayın efendim. Neden? Yoksa söylediklerin doğru değil mi? Doğruluğumu onlarla mı sınayacaksınız? Onlarla benim seviyem bir mi? Akrabaların değiller mi? Onlardan ne farkın var? Her toplumda zayıflar vardır. Onlar da kavmimizin en zayıfları. Asla olmaz. Onların sözlerini seninkilerle karşılaştıracağım ve sen haklıysan onları iade edeceğim. Ama onlar haklıysa burada oldukları sürece onları koruyup kollayacağım, anlıyor musun? Amr bin As, dahilerin efendisidir. Hak karşısında batıl ne yapabilir ha? Dahi olsa bile. Peki yarın ona ne diyeceğiz? Vallahi dedikleri gibi ne kavmimizin ne de Necaşi'nin dinini benimsedik. Doğru. Evet öyle. Doğru söyle. Yemin ederim ki bildiklerimizi ve sadece Efendimizin emrettiklerini söyleyeceğiz. Asla yalan söylemeyeceğiz. Ve biz asla hile yapmayacağız. Evet öyle. O konuşsun. Doğru söyle. Sen Efendimizin amcaoğlusun Cafer. Onunla yarın sen konuş. Evet doğru. Konuşsun. Kesinlikle. Değil mi? Bence konuşsun. Kral Hazretleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Arkadaşınızın sizin hakkınızda ne dediğini biliyorsunuz. Kavminizle aranızı açan şu yeni dinden söz edin bakalım. Ne benim dinime ne de herhangi bir milletin dinine girdiniz. Evet, evet, öyle. Ey kral! Biz putlara tapan cahiliye kavmiydik. Leş yer, günahlar işlerdik o zaman. Akrabalık bağını koparır, komşularımıza sürekli kötü davranırdık. Ta ki Allah içimizden bir peygamber gönderene kadar bu böyleydi. Soyu, doğruluğu ve güvenilirliği hepimizce biliniyordu ve bizi bir olan Allah'a inanmaya davet etti kendisi. O bizden ona ibadet etmemizi, onun dışında atalarımızın ilah diye tapındığı taş yığınlarını terk etmemizi istedi. Bize doğruyu söylemeyi emretti. Emanete sahip çıkmayı, akrabayı gözetmeyi. Akrabayı gözetmeyi ey kral. Komşuluk haklarını da gözetmeyi tabii ki. Haram kazancı ve kan dökmeyi yasakladı. Hırsızlığı, fuhuşu, yalanı, yetim malı yemeyi. Namuslu kadınlara iftirayı yasakladı. Bir olan Allah'a kulluk etmemizi istedi. Ona ortak koşmamamızı, ona inandık ve iman ettik. Allah katından getirdiklerine tabi olduk. Kavmimiz bize düşman oldu. Bize işkence etti. Tekrar putlara tapmamız için bizi zorladı. Bizlere baskı yapıp zulmedip engel oldukları için biz ülkenize sığındık.
Sizi diğer krallara tercih ettik ve doğruca buraya geldik. Burada zulme uğramayacağımızı umarak tabii ki. Bana şu ayetlerden öğrendiklerini aktarabilir misin? Evet efendim. Oku öyleyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Lem nec'al lehu min qablu semiyya. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا Gerçekten bu okudukların ve İsa'nın bize getirdiği aynı kaynaktan gelmektedir. Gidebilirsiniz. Vallahi sizi kimseye teslim etmem. Yurdumda güven içinde yaşıyorum. Bu mu saçmalık Amr ha? Yazık. Senin ileri görüşlü olduğunu sanırdım ben. Hayır. İncil'i indirene yemin olsun ki aklın yerinde. Ancak inat ediyorsun. Kavmin bu görev için seni seçti Amr. Aklını, zekanı ve elbette tartışmalardaki ikna gücünü ve sabrını çok iyi biliyoruz. Sakın bizi hayal kırıklığına uğratma. Bizi bir daha dinleyin kralım. Kararınızı vermeden önce kralım, bizi son kez dinleyin. Yazık. Usanmadın mı? Neden söyleyeceklerinin hepsini bugün söylemedin? Ben de diğer insanlar gibiyim. Bizimle olan akrabalık bağını hatırladım. Kalbim sızladı. Sonra yüzünüzün değiştiğini gördüm. O sırada size daha iyi bir delil sunsam bile beni dinleyecek halde değildiniz. Bana yarına dek süre verin. Onların sözlerini çürütecek bir delil getireceğim. Ona yazıklar olsun. Bizden ne istiyor? O da biz de delillerimizi sunmadık mı? Yarın öğreniriz. Şimdi Amr. Kami'nin evlatları tekrar bir araya geldiler. Bugün ne söyleyeceksin? Ey kral! İsa hakkında çok büyük laflar ederler. Ne söylediklerini onlara sorun. Arkadaşınızı siz de duydunuz. Cevabınız nedir? Onun hakkında Efendimiz şöyle buyuruyor kralım. O Allah'ın kulu, Resulü, ruhu ve kelimesi olup, Bakire ve iffetli Meryem'e gönderilmiştir.
Vallahi Meryem oğlu İsa'nın söyledikleriyle senin söylediklerin arasındaki fark bu çubuktan büyük değil. Şimdi gidin. Topraklarımda güvendesiniz. Ve size zarar veren kişi kesinlikle cezalandırılacaktır. Ve unutmayın, bir dağ dolusu altın bile verseler sizden birine asla zarar vermem. Buna da hediyesini geri verin. Ona ihtiyacım yok. Vallahi Allah bana bu saltanatı verirken rüşvet almadı. Ben de insanlardan ülkemi yönettiğim için rüşvet alacak değilim. Meryem oğlu İsa hakkındaki inancımızı duydunuz. Şimdi ona sorar mısınız? Onun hakkındaki inancı neymiş? Sen var ya sen ne onların dinindensin ne de benim. Hadi sen dalganı geç bakalım. Benim gördüklerimi sen nereden bileceksin? İnsanlar her gün şöyle diyorlardı. Asınoğlu'nun onları zincire vurup getirmesine az kaldı. Asınoğlu isterse bir balinayı bile Mekke'ye getirebilir. Sana bir gün söylememiş miydim? Dahiliğin yarısı yerinde davranmaktır. Büyüklerimiz onların iadesi için beni gönderdiklerinde insaflı davranmadılar. Necaşi ile aynı kutsallarda birleşiyorlar. İsa ve annesi, Zekeriya ve Yahya gibi. Her iki taraf da putlara ibadeti reddediyor. Benim elimden ne gelir peki? Hey putlar, size kestiğim develer kafi gelmedi mi ki o zor anlarda benim yanımda değildiniz? Peygamberliğin 7. yılı. Ayaş. Ömer. Seleme. Ömer. Ebu'l-Hakem sizi nasıl bıraktı? Seleme ile beni hapsettiğinden beri annem onunla konuşmuyordu. Annemin feryat ederek yüzüne vurduğunu gördüğünde ona acıdı ve ikimizi de bıraktı. Ebu'l-Hakem kimseye acır mıydı? Bu haliyle bile annesini seviyor. Bugünlerde kimse hicret etmediği için bizim de hicret etmeyeceğimizden emin oldu. Hal böyle olunca ikimizi de bıraktı. İkinizi de gördüğüme sevindim. İşte Süheyl bin Amr'ın iki oğlu. Onların babalarından çektikleri bizim Ebu'l-Hakem'den çektiklerimize benziyor. Ebu Cendel. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Seleme. Hoş geldin Abdullah. Beraberce tavaf edip namaz kılalım mı? Yaparız inşallah. Daha sonra da Resulullah'a gideriz. Belki o da gelir namaz kılar. Biz de arkasında dururuz. Hala ne istiyorsunuz beyler? Bu mesele 7. yılına girdi. Muhammed'in de bu belanın başı olduğunu biliyorsunuz. Doktor. Evet. Doğru. Aranızda yaşadığı sürece hayattan zevk alamayacaksınız. Evet, kesinlikle. Onu öldürürsek bu iş burada biter. Tekrar başa döneriz. Evet, haklısınız. Doğru söylüyor. Haşim oğulları aynı anda hepinizle savaşabilir mi? Birlik olursanız daha fazla mala ve adama sahip olursunuz. Doğru. Şu anda onu koruyorlar. Ama onu birlikte öldürecek olursak o zaman intikam almayı göze alamazlar. Doğru, evet. Doğru. Çok doğru. Onlara akıl verenler, o hayattayken onu yalnız bırakamayız. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Onu gafil avladıklarındaysa iş işten geçmiş olur.
ölecek olursa, işte o zaman hepimiz ölsek de onu geri getiremeyiz. Bunun faydası olmaz diyeceklerdir. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Haşim oğulları, insanların kardeşimin oğlu için planlarını biliyoruz. Bu kez karar verip anlaşmaya varmışlar. Bugünden sonra kendi evinde kalması tehlikelidir. Şurası Haşim oğullarının yeri. Orası onun için daha emniyetli bir yerdir. Çok doğru. Doğru. Muhammed'i de aramıza alıp beraber olalım. Onu koruyup kollayarak güvenliğini sağlayalım. Allah bizimle kavmimiz arasında bir kapı açacaktır. Aranızda Muhammed'in dininden olmayanlar da var. Onlar da bunu kan ve akrabalık bağı için yapsınlar. Eğer yapmazsanız ilelebet utanç duyarsınız. Evet, doğru. Duyarız. Haklı. Bu görüşümü kabul edenler söylesin ve dediğimi yapsın. Kabul etmek istemeyen de şimdi söylesin. Sıkıntılar arttığında bizi yüzüstü bırakmasın. Seninle kalıp onu koruyacağız. Ah ne güzel iş. Muhammed'in hatırı için ailemle kavmimizden uzaklaştırılıp aç mı kalayım? Ben onlarla değilim. Onların grubuna girmem. Ben sizinleyim. Lata ve Uzza adına size yardımcı olacağım. Tavrının ne olacağını biliyoruz Ebu Leheb. Vallahi açlıktan ölseler bile bir tek hurma çöpü vermem. Bize ne kadar sadıksın Ebu Leheb. Gerçek sadakat ondadır. Keşke benim bütün düşmanlarım onun gibi olsa. Ama hiçbir yardımcım ona benzemese. Size yardım ettim. Öyle değil mi? Belki düşünür ve bana iyilik edersiniz. Benim size ettiğim gibi. Onlar bir şey istedi, biz de aksini. O kalabalık arasında Muhammed'e hiç kimsenin ulaşamayacağını sandılar. Ama planlarını boşa çıkaracağız. İnsanların onun yanında olmasını engelleyeceğiz. Bunun için önce kendi aramızda anlaşalım. Sonra da anlaştığımız konuları bir kağıda yazıp Kabe'nin duvarına asalım. Haşimoğullarıyla oturmayacak, alışveriş yapmayacağız. Onlara kız vermeyeceğiz, kız da almayacağız. Ne onlara bir şey satacağız, ne de bir şey alacağız. Onlara artık hiçbir rızık kapısı açmayacağız. Hiçbir barışı kabul etmeyeceğiz. Onlara merhamet göstermeyeceğiz. Onlarla görüşmeyeceğiz. Onlarla konuşmayacağız. Onlarla oturmayacağız. Evlerine bile girmeyeceğiz. Muhammed'i bize teslim ettikleri güne kadar. İnsanlar evlerine girdiklerinde Muhammed de evine girsin. Ona tuzak kurmak isteyenler evine girdiğini görsünler. İnsanlar uyuduklarında uyuması için başka yere götürün. Onun için daha güvenli olur. Öyle olsun Ebu Talip. Öyle olsun. Ne kadar azığımız varsa sayıp toplayın. Sonra da ihtiyaca göre paylaştırın. Paylaştırırken adil davranmaya bakın. Zayıflara ve küçük çocuğu olanlara öncelik verin. Bu boykot ne kadar sürecek bilmiyoruz. Dostlarımız ve Muhammed'in arkadaşları ne kadar yiyecek verebilir, doğrusu onu da bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Kureyşliler giriş çıkış noktalarını çok sıkı kontrol ediyor. Bunu yapan Kureyş'e yazıklar olsun. Resulullah insanları akrabaya iyiliğe çağırıyor. Onlarsa tam tersine. Resulullah bizleri savaşmaktan men etmeseydi, onlarla savaşırdım. Ancak biz sabredeceğiz. Allah bize bir çıkış yolu gösterene dek sabredeceğiz.
Şişt Abdullah. Dur, biraz sessiz ol. Bizi fark etmesinler. Çekilin. Çekilin. Olmaz. Amacını öğrenmeden çekilmeyiz Ömer. Nereye gidiyorsun? Annen seni hiç doğurmasaydı. Sen kimsin de hesap soruyorsun? Hemen yolumdan çekilmezseniz seni de arkadaşlarını da döverim. Çekilin. Çekilin dedim. Geçmene izin veremeyiz. Allah canınızı alsın. Yoksa ecelinize mi susadınız? Resulullah'ın emri yüzünden sizinle dövüşmemem gerekiyor. Ama öncelikle kendimi, çocuğumu ve malımı korumak zorundayım. Israr ederseniz dövüşürüm. Şimdi sizi uyardığıma göre benden günah gitti. Hadi gidelim oğlum. Onlardan korkmadın mı baba? Aksine korktum. Ama Allah içlerine korku salmasaydı helak olacaklardı. Ancak cesaret dedikleri Abdullah, zor durumlarda kendi korkunu yenip düşmanının kalbine daha fazla korku salmaktır. O da kendi hayatını senin gibi korumak ister. Demek istediğimi anladın mı? Resulullah'ın yanına gittiğimizde diz çöküp ellerini öp, senin için dua etmesini iste. Öyle yaparım baba. Ebu Bekir. Seni hayırda kimse geçemeyecek mi? Yolda biriyle karşılaştın mı? Allah beni korudu. Vekil olarak Allah yeter. Ağlamasını durduracak bir şey veremez misin kardeşim? Benim sütüm çekildi Ebu Talip. İnşallah bu sıkıntı bitecek. Tam 3 yıldır bunun için bekliyoruz. Estağfurullah. Yanına git Ali. Muhammed'in yanına git. Nerede olursa daima onun yanında ol. Ya sen baba? Bu sıkıntılara sadece onun için katlandık. Ona hiçbir zarar gelmesin. Yoksa emeğimiz boşa gider. Baban artık ömrünün sonuna yaklaştı. Ölümden korkmuyorum. Ama öldükten sonra Kureyş'in ona zarar vermesinden korkuyorum. Ben yaşarken bunu yapamazlar. Ama sen. Sen Ali... Daha çok gençsin, henüz ömrünün baharındasın. Muhammed'i savun. Onu kendi canından fazla koru. Canım ona feda olsun baba. Onu bir dikenden korumak için bile canımı vermem gerekirse hiç düşünmem.
Geri çekilin! Geri çekilin! Açlık sizi bencilliğe sürüklemesin. Herkes nasibini alacak inşallah. Ey insanlar! Ey Kureyşliler! Beni dinleyin! Biz en iyi yemekleri yerken, en iyi kıyafetleri giyerken Haşimoğulları açlıktan ölüyor. Kimse onlardan bir şey alıp satamıyor. O zulüm dolu boykot anlaşmasını paramparça edene kadar oturmayacağız. Yalancı! Vallahi yırtamazsın. Asıl yalancı sensin. O yazının oraya asılmasına razı değildik. O yazının yazılmasını ve asılmasını kabul etmemiştik. Çok doğru söyledin. Vallahi o yazı utanç kaynağıdır. Evet, öyle. Onu yazdığınızda elinizde ne geçti? Bu işten tek kazancınız Arapların güvenini kaybetmeniz oldu. Haklı, çok doğru. Bence de aykırı. Diyorlar ki, Kureyş'e ne oluyor da evlatlarını perişan ediyor, akrabalık bağlarını kesiyor, Arapların değerine aykırı. Haklı, evet, doğru söylüyor. Yine diyorlar ki, Muhammed'in arkadaşları bu bela karşısında o kadar sabırlı ki, kendilerini savunmak için parmaklarını kaldırmıyorlar. İnandıkları hak sebebiyle ya da peygamberlerinden öğrendikleri güzel ahlak sebebiyle sabrediyor olmalılar. Evet, bu boykotla sadece Muhammed ve arkadaşlarını yüceltip aslında kendinizi küçük düşürdünüz efendiler. Bu sebeple Arapların büyük kısmı sonunda onun dinine girdi. Muhammed savaşmalarını emretse savaşırlar. Bu ne kötü bir iştir. Bu ne kötü ve ahmakça bir boykottur, anlayamıyorum. Evet öyle. Bu antlaşma bir başka yerde tartışıldı ve bir gecede kararlaştırıldı. Sen ne dersen de onu ilk yırtan ben olacağım. Kağıdı kemirmiş. Allah'ın adıyla kısmı hariç. Görüyor musunuz insanlar? Bu zalim anlaşma ve boykotun hiçbir geçerliliği kalmadı. Bunun için kimseyle işbirliği yapıp kendimizi ve büyüklerimizi rezil etmeyiz. Resulullah nerede? Bana yerini gösterin. Ne oldu ey Ömer? Size müjde getirdim Haşimoğulları. Allah o yazıyı yırtıp boykotu kaldıracak insanlar gönderdi. Sahi mi? Sen gördün mü? Evet. Ebu Talip de gördü. Müjdeyi vermeye geldik. O da arkadan geliyor. Beni Resulullah'a götürün. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Buradan çıkın ve hemen evlerinize dönün. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
İyileşeceksin babacığım. İyileşeceksin. Resulullah geldi kardeşim. Seni korumak için yeğenim, üzerime düşeni yapabildim mi? Vallahi ömrüm daha da uzasın istedim. Hayatı sevdiğimden değil, senin yanında olabilmek için. Ancak ayrılık vakti geldi. İşte oğlum Ali, amcaların karşında. Hamza ve Abbas, onlar senin en yakınların. Seni yüzüstü bırakmaz, teslim etmezler. Oğlum Cafer'le karşılaşırsanız benden selam söyleyin. Ali'ye vasiyetim onun için de geçerlidir. Akil için de. Bütün kardeşlerin için de. Peygamberliğin 10. yılı. Buluşmak üzere sözleştiğimiz akabeye yaklaştık sayılır. Huzurunda anlaşmazlığa düşmeyelim. Kimin içinde ona iman etmekle ilgili bir tereddüt varsa şimdiden geri dönsün. Çünkü biz onun huzuruna kararlı şekilde gireceğiz. Evet vallahi. Bizler Yesrib'e sadece bunun için geldik. Hakkı bildikten sonra yüz çeviremeyiz. Bizi ona götür. Evet Resulullah. Sana inanıyor ve biat ediyoruz. Allah'a şirk koşmayacağız. Hırsızlık yapmayacak, zina etmeyecek, çocuklarımızı öldürmeyeceğiz. Birbirimize iftira atmayacağız. Allah'a itaatten ayrılmayacağız. Ancak bize ve halkımıza dinimizi öğretmesi için kendi ashabından birini gönder. Gelecek yıl daha kalabalık geleceğiz. Yesrib, Medine. Onlarla birlikte buraya geldiğimizde biatımızı istediğiniz şekilde yenileriz. Ya Resulallah, Allah'a inandık ve sana biat ettik. İmanın birinci esası ve en temel şartı dostlar, Allah'ın tek olduğuna inanmaktır. İçinizdeki kim İslam'a girmek isterse önce şehadet getirmelidir. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Sahte ilahları ve putları inkar eder. Cahiliye adetlerini terk eder. Muhakkak ki Allah güzel şeyleri helal kılarken kötü şeyleri de haram kıldı. Namazı, sadaka ve iyiliği emretti. Hak ve emanetleri sahiplerine vermeyi emretti. Bizim aleyhimize olsa da ya da eşimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin insanlar arasında adil olmayı emretti. Hak sahibiyle anlaşamazsanız çıkarınıza ters olsa da onun lehine karar vermekte tereddüt etmeyin. Aramızdaki üstünlük sadece ve sadece takva iledir kardeşlerim. Allah akrabaya iyiliği emreder. Cahiliye hamiyetinden kaçınmayı emreder. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de istemeyi, buna uygun davranmamızı emreder. Ona itaatte birlik olmamızı, bir duvar gibi sağlam durmayı, birbirimize destek olmayı emreder.